Tekrar merhaba arkadaşlar. Dördüncü parta hoş geldiniz. Bu partta şu iki tane ortadaki kenarları eşeceğiz. İki tane. Bunlar bir nebze daha zor. Yön değiştirme algoritmaları falan bulunuyor. Şu kameraya kendime doğru kontrol edebilmek açısından. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu biraz daha sıkıntı olur büyük ihtimalle. Şöyle bir şey yaparsak, yani çok fazla yön değiştireceğiz, gök gibi görünüyor. Şunu şöyle alırsak, evet, şu ikisi oluyor. Bir de artık 8 kenar tamamlandıktan sonra ortaları bozmamaya da özen gösteriyoruz. Yani bozduktan sonra geri getiriyoruz, yani geri hallerini düzeltmek zorundayız. Neyse, devam ediyorum. Bunu böyle getirdikten sonra şu ikisini yön değiştirirsek, evet, şu ikisini yön değiştireceğiz. Yön değiştirme algoritması yukarı, evet, yukarı, sola, aşağı, önü, aşağı, böyle sağa, aynen. Ve şu da eşlenmiş oldu. 9 kenarı eşledik. Mesela şurası diyecektim de. Aynen. Şurayı eşleyebiliriz. Yani sanırım. Evet. Hatta direkt eşleyebiliyoruz. Nasıl yapalım bunu? Böyle getirsek. Biraz sıkıntı. Bunda ne yapılabilir? Düşünmemiz lazım. Bakalım. Burası biraz sıkıntı oldu arkadaşlar. Şimdi bunu buraya alırsak bozuluyor. Bunu düzeltmek için ne yapılabilir? Yok, öyle olmuyor. Şöyle bir şey yapalım. Derken nasıl bir şey yapacağız? Sorun var. Şöyle bir şey yapsak olabilir. Bir tane bozuk kısmı kareye çıkartıp, evet, aynen bu şekilde şu kısmı hemen şöyle eşleyip bunu yukarıya atabiliriz. Hiçbir şey olmamış gibi. Evet. Aynen. Ve gördüğünüz üzere 9 ve 10. kenarları da böylece eşlemiş bulunuyoruz. Öbür partta mı görürsek yoksa devam mı etsek? Bakalım. Yani duruma bağlı diyebilirim. Şöyle. Evet. Şu iki kısmını da yapayım. Sonra diğer parta geçeceğiz. Burada iyi ki parity durumu oluşmuyor arkadaşlar. Yoksa bayağı bir uzun bir algoritma gerekiyordu. Bu mantık işi, bu kısım. Yani yön değiştirme kullanacağız. Öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Şu kısmı şuraya getirip, aynen, şu kısmı yön değiştireceğiz. Nasıl yapacağız? Şu şekilde. Bunu sağımıza alacağız. Yukarı, sola, aşağı, ön, aşağı, ön, yukarı.
Aynen. Şimdi geri getirelim. Bu sefer yine sıkıntı oluştu. ne yapabiliriz? Şunu şöyle getirebiliriz mi? Bilmiyorum. Şunu şöyle getirebilirdik ama maalesef şu anda öyle bir imkanımız yok. Ve sanırım şöyle yapsak böyle oluyor. Ama biraz sıkıntı oldu ya. Keşke yapsaydık. Şöyle bir şey yapabiliriz. Aynı mantık olabilir. Mesela şunu bir tane olmamış kısmı yukarıya çıkartabiliriz. Mesela şunu çıkartalım. Aşağıya alalım. Şimdi şunu getirip bu arada pardon kendimi doğru tutuyormuşum. Bu fena fail oldu yalnız. Neyse. Devam edelim. Şunu yok. Şöyle tutalım. Şimdi deminki duruma geri döndük. Yani sanırım. Yo yaptık. Aynen yaptık. Bu part da biraz kısaydı. Dediğim gibi algoritma var ama bir mantık daha ağır basıyor. Yani öbür partta artık tipimizin 3x3'ten farkı yok. Öbür partta 3x3 gibi çözeceğiz. Bunu yaptığım gibi çözeceğiz. Görüşmek üzere. Yani öbür partta görüşmek üzere.